Şimdi bir diğer önemli başlığımız aslında böyle biz geride bıraktığımız haftada galiba bu başlığı ele alacaktık. Doğru. Önemli çünkü herkes konuşuyor kripto parayla ilgili detaylar. Evet. Merak ediyoruz. Kripto para nedir? Yani Doğru. fiziksel olarak elimizde görmediğimiz şeyi biz nasıl algılayabiliriz? Maalesef şimdi bu bir, bir moda şeklinde yayılmaya başladı. Etrafımızdaki Hı -hı. insanlardan da görüyoruz. Herkes gelip bunu soruyor. Biz bir süredir gazetede bu tehlikeye dikkat çekiyoruz. Hı -hı. Yani manşetlerimize taşıdık. Hala da taşımaya devam ediyoruz. Çünkü e, bununla ilgili ciddi bir e, şikayet e, birikimi de oldu. Hı -hı. E, dolayısıyla Hı -hı. birazdan o şikayetlerden çıkarttığım sonuçları da açıklayacağım. E, başlığımız dikkat Dikkat tehlike var gerçekten dikkat tehlike var bana sordukları zaman hani bu bir yatırım aracı mı bir para birimi mi nedir yani tam da tarifi yapılamıyor ee, bunun bir tarifi yapılamadığı sürece ve arkasında bir otorite olmadığı sürece tehlike var demektir yani arkasında bir otorite yoksa bir evet. düzenleme yoksa bir yasal düzenleme yoksa bu kötüye kullanıma açık bir şeydir. O yüzden de dikkatli olmak lazım. Ama rakam doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama 3 milyona yakın Türkiye'den insanın bu paraya yatırım yaptığı küçük büyük ve çok kolay yatırım yapılabiliyor. İşte cep telefonundan birkaç tıkla. Dolayısıyla ee, yaşı küçük insanların da bu işe girdiği işte e, akşam fakir yatıp sabah zengin kalkma hayalinin kullanıldığı bir e, yatırım aracı haline Şimdi getirilmiş. Bu pandemi süreci de aslında çok etkili oldu. Bu paranın keşfi yani kripto para evet. kavramının keşfedilmesine. Çünkü e, 18 yaşında olan da internetten araştırıyor. Daha Doğru. küçükler muhtemelen kullanmıyorlardır bu durumu ama Yani e... kullanma ihtimali var. var. Çünkü evet. girmek çok kolay. Para hmm. yatırmak çok kolay. Evet. Yani 3 milyon rakamı e, telaffuz ediliyor Türkiye için ve dünyada dördüncü Avrupa'da birinci olduğumuz söyleniyor ki bu bir tehlike. Evet. çünkü bu ülke işte geçmiş yıllarda banker vakaları yaşadı. İşte çiftlik bank denilen bir vaka yaşadı. O yüzden dikkatli olmak lazım. Bir saadet zincirinin aleti olmamak en tehlikelisi de suç örgütlerinin kullandığı bir sistemin aleti olmamak lazım. Şimdi hemen bakalım. Biz birkaç başlık da çıkarttık. Biraz anlatmaya çalışalım. Aslında gazetede bir süredir anlatmaya çalışıyoruz ama bu tehlikeye dikkat çekmek lazım. Nedir? Aslında blok zincir blockchain denilen bir şey var. Teknoloji geliştirdiler. Bu bankacılık sisteminde gelecekte kullanılacak bir teknoloji, yani şifreleme teknolojisi. Dolayısıyla bizim paralarımızı verilerimizi koruyacak bir teknoloji aslında. Bu teknolojinin üstüne kurulmuş bir sistemden bahsediyoruz dünyada 8 binden fazla sanal para bulunuyor. Bu sistemi kullanarak bir sanal para oluşturuluyor. Bunların işte en meşhuru bitcoin çok konuşulduğu için ama 8 bin tane var. Herkes kendi adına bir sanal evet. para kullanmış. Onun altları var vesaire. En çok yatırım bitcoin'i yapılıyor. O çok duyulduğu, böyle için. duyulduğu için ve bunun PR'ını da yapıyor. Tabii. Kimler yapıyor? Amerika'daki Meksika'daki bazı zenginler yapıyor. Dikkat edin bakın o zenginler bunun PR'ını yaptıktan sonra fiyat yükseliyor. Sonra da birden 1'e düşüyor. Şimdi arkadaşlar beni geniş alabilirlerse bir e, grafik çizeceğim yani buradaki tehlikeyi söylemek için. Mesela diyelim ki bazı yatırım araçlarında grafik böyle gidebilir. Yani inip çıkabilir. Ama burada grafik böyle inip çıkıyor. Hmm. Dolayısıyla siz bir anda kaybediyorsunuz. Evet. Bir anda yükseldiği yerde zaten satamıyorsunuz. Birazdan anlatacağım. Şimdi aracılar vasıtasıyla alınıp satılıyor. Bazı aracı kurumlar var. Hiçbir otoriteye bağlı olmadan bu paralar gönderiliyor. Yani parayı gönderdiğiniz, paranı biz siz biliyorsunuz, bir de karşı taraf biliyor. Aracı yok. Evet. Belki iyi gibi görünüyor. Ama işte kara para, suç örgütü, teröristlerin kullandığı burada aktarma burada işte. ortaya çıkıyor. Bir sahibi, CEO'su, firması yok, adresi yok, telefonu yok. Bir tane Japon bir e, figür ortaya çıkarttılar. Öyle bir insan da olmadığı e, söyleniyor. Şimdi devam edelim. Hangi Şimdi hangi riskleri taşıyor? taşı? Bunu gelen şikayetlerden yani yaşanmış olaylardan çıkarttık. Sahibi yok, muhatap yok. Kim bunun sahibi? Siz kimi arayacaksınız? Yani bir banka yok, bir işte borsa değil, bir altın değil, bir döviz değil vesaire. Sanal parayı sanal bir kişiyle yapıyor gibisiniz Aynen aslında. öyle. Sanal evet. bir ortamdasınız sanal aslında. Sanal bir ortam. Para transferinde denetim yok. Bir anda varlığınız yok olabilir. Yani ben size parayı gönderdim. Siz de almadım dersiniz. Ben kime şikayet edeceğim? Ha gitmediyse Şimdi kontrol olmadığı için suç örgütleri para transferinde kullanıyor. Bunu ben söylemiyorum, Amerikan hazine bakanı söylüyor, Yellen söylüyor. Yani e, bu tehlikeye dikkat çekiyor. Birazdan söyleyeceğim. Faruk Erdem, hemen bu maddeyle bağlantılı, şunu söylemek istiyorum. E, çok az bir işte paramı yatırdım, Bitcoin edip kendini hani kaybetsem de bir şey olmaz diyenler var etrafımızda bunu duyuyoruz ama Tabii. sadece mevzu aslında paranızı kaybetmek değil işte suç Aynı. örgütleri para transferinde kullanıyorlar. Doğru. Yani o yüzden her anlamda iyi düşünmek lazım. İşte o zincirin bir parçası evet. haline geliyorsunuz. Belki yarın bir gün burada bir düzenleme olursa ki Hazine Bakanlığımız bir açıklama yaptı bununla ilgili bir çalışma yaptıklarını orada başınıza bir iş de gelebilir. Evet. Yani onu da söylemiş olalım. İstendiği an fiyatı aşırı indirilip paranız alınıyor. Yani bakın bir dolardan başlıyor. 58 bin dolara çıkıyor. Bir anda birkaç saat içinde 40 bin dolara giniyor falan gibi. Böyle az önce çizdiğim evet. o dalgayı Aynı düşünün. çıkışlar. Evet. Bir anda paranız gidiyor. Yükseldiğinde satış yapmanız engelleniyor. Bu gelen yani bu sistemi kullananların şikayetlerinden çıkarttığım bir şey. Yükseldi kazandım yaşasın diye paranızı almaya çalışıyorsunuz. Bir anda satış duruyor. Sistem kilitleniyor vesaire. Çıkmak isteyenler kurtulamıyor. Çıkış da zor. Giriş birkaç tıkla ama çıkış mümkün değil. Dolandırıcılar ilgiyi görüp bu alanda cirit atıyor. Mesela sosyal medyada şurada burada bu işte sanal cüzdanlarla birçok dolandırıcılık yöntemleri var. Çok vaktimiz yok diye detaya girmiyorum. Aman dikkat. Bir de bu işin hani kendisi bir e, zaten sıkıntılı durum. Hı hı. E, bir de bunun dolandırıcıları türedi. Diğer konularda olduğu gibi spekülatörler fiyatı arttırmak için PR yapıyor. Bu spekülatör dediğim işte Elon Musk var, Bill Gates var, Meksika'da bir medya patronu var. Bunlar işte bir anda ben de kullanıyorum deyip fiyatları çok yükseğe çıkartıp bir anda düşürdüler. Şimdi sen tabii 50 adamın birçok parası var onu kaybedeceği çok şey yok. Sen işte emanet parayla bir de girenler var onu da birazdan söyleyeceğim. Devam, Devam edelim. edelim arkadaşlar. Peki otoriteler ne diyor? Şimdi onu söyleyeceğim. IMF ve Avrupa Merkez Bankası raporlarında tehlikeye dikkat çıkıyor. Bu raporları arkadaşlar bulsunlar internetten mi okusunlar? ABD Azine Bakanı Yellen terörizmin finansmanında bir araç diyor. Bakın az önce söylediğim gibi terörizmin finansmanında kullanılıyor. Niçin? Çünkü kontrolsüz bir şekilde para gönderilip alınabiliyor. Nereye gittiğini bilmediğiniz. bilmediğiniz. Kimse de yok ortada evet. bir aracı tanınmış yatırımcılar uzak durulması tavsiyesinde bulunuyor. Cimracer gibi birçok yatırımcı da bunu aman uzak durun diyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız bizim Türkiye'nin dünyadaki endişeleri paylaşıyoruz, çalışma yapıyoruz diyor. Hatta bununla ilgili bugün gazetelerde de bazı haberler var işte vergi konulması düzenleme yap bir düzenlemeye oturtulması gibi çalışmalar olduğu bilgileri de geliyor. Ee, geçen sene yine bu haberlerden çıkarttığım Masak şüpheli gördüğü Amerika'ya gönderilen 120 milyon liraya yakın kripto paraya bloke koymuş. Demek ki bakın paranızda bir işte suçun aleti olma ihtimaliniz de var. Paranızı kaybetmenizin dışında sizin söylediğiniz gibi. Devam edelim. Nasıl, nasıl yaklaşmalı? Eğer yani eğer sokağa atılacak paranız varsa tam size göre bir sistem. Gidin atın paranızı. Ama işte sıkın. bunu biraz önce söyledik ya aslında sadece sokağa atacağımız para değil. Yani arkasında Doğru. o paranız başka yerlere başka amaçlarla Aynen. kullanılabiliyor. Tabii, çok yani, tehlikeli olabilir. Evet çok tehlikeli yerlere evet. gidebilir. Birileri işte sizin üzerinizden başka evet. oyunlar döndürebilir. Şimdi kimi kandırıyorlar? Bu söylediğim akşam fakir yatıp sabah zengin kalkma hayaliniz varsa... Bunu kullanıyorlar. Hı. Sizi işte bu, bu hayalin üzerinde zaten kuruyorlar. Çünkü bu bir söylenti şeklinde. işte etrafımızda Tabii. duyduğumuzda da adam çok zengin olmuş, çok birden bir artmış, bir lirası işte on bin lira olmuş filan diye. Herhangi bir yasaya veya düzenlemeye bağlı değil, sahipsiz kalırsınız. Buna dikkat edin. Arkasında bir otorite olmayan sistemlere temkinli yaklaşın. Hep söylediğim budur. Arkadaş sosyal medya tavsiyeleriyle paranızdan olmayın. En tehlikelisi de bu ve ben bunu çok görüyorum. Emanet parayla kredi çekerek paranızı bir bilinmeze yatırmayın. Bankadan faizle kredi çekip bu işlere girenler var. Hı hı. Aman dikkat diyorum. Yatırım yapabileceğiniz arkasında otorite olan sistemler var. Kanunlara dayalı sistemler var. Bunlardan illa yatırım yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama buraya çok temkinli yaklaşmak lazım. Dediğim gibi geleceğin teknolojisi ama onun üstüne kurulmuş şu anda bir bilinmezin konuşmasını yapıyoruz. yani. Mutlaka bu konuda arkası belki evet. doldurulacaktır. Ama bunun için biraz daha zaman olduğunu Aynen. biliyoruz. E, paranızı çöpe atmayın, kendinizi ülkenizi tehlikeye At atmayın mı? diyebiliriz Diğer, herhalde evet. değil mi? bu Yani yapabiliriz. bir fotoğraf çekmeye çalıştık. Uyan uyar uymayan da yani, artık çok kendi bileceği açıklama. Evet. Sağ olun. yani hepimizin merak ettiği bir konuydu. Dur. Teşekkürler.